Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Ben de eve yeni geldim. Biraz işim vardı arkadaşlar. Dedim ki ne, oh güzel bir pazar günü geçiririz. Yarın ailece yemek yemeye gideriz. Lan dedim arabadan çıkmadan dedim şu gazeteye bakayım. Yarınki haberler neymiş? Yine bizim e, köy çocuğu bizim e, Maho'a yapacağını yapmış. Bak Recep Tayyip Erdoğan sana bir şey anlatacağım. Sen bilmezsin. Sen hani OC çocuğum diyorsun ya hani Osmanlı çocuğum. Siz OC'siniz. Biz TC'yi seçtik. Ben TC olmayı daha iyi, daha iyi hissediyorum kendimi. Siz OC olun. Osmanlı zamanda ülke sarılmış, ülke bitmiş, bölünmüş. Ondan sonra Mustafa Kemal Atatürk ve askerleri gelmiş. Bize bu toprakları, bu bayrağı bırakmış. Biz bugün Türksek onun sayesinde Türk'üz. Sen bu adama saygı duyma. Senin gibi lanet adam, bilerek insanları kendi insanlığı öldürsün. 15 Temmuz'u düzenlesin. Onu bayram olarak kutla. Korona mora dinleme. Ayasofya'ya aç. Orada Atatürk'ü lanetlemek için. Ama gel 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yasakla. Buna ne, buna ne derler biliyor musun? puştun önde gideni derler. Senin gibisine şerefsiz derler. Bak ben her küfür edemem maalesef sporcu olduğum için beni gençler örnek alıyor ama sana var ya millet yarın istediği küfür etsin anasını satayım var ya. Her küfürü hak ediyorsun. Benim bir zaman makinem olsa yemin ediyorum annen ve babanın gerdek gecesine giderim yalnızca babana prezervatif vermek için derdim amca sen bunu belki bilmezsin bu yılda. Bu sonradan çıkacak bu, bu kaliteli şey. Hem bizi hem geleceği hem Türkiye'yi korumak için lütfen takar mısın derdim. Sen senin gibi adam olmaz olsun lan. Öyle bak ba namazında bile artık senin böyle yargılayacağın günün için Allah'ıma dua ediyorum. Yani başka bir şey değil ha. O günü bekliyorum. Senin bugüne kadar en güzel yaptığın yatırım ne biliyor musun Recep? En güzel yatırım aldığın son model uçak. Çünkü kaçarken sana lazım olacak.